Ata sana şimdi biraz filmden çıkıp bir şey soracağım. Önce bir şey izleteceğim ama soracağım sonra tamam. soruyla ilgili olarak. Allah Allah. Sevgili Selda verir misiniz e, ee, şeyi? O ho soracağım soruyu. <laughs> biraz sizin takdirinizi yapmış seyrettiniz mi? Bir tanesini gördüm bir tane göremedim. Nerede görünüyor? Hiçbir şey söylesin. Ben, ben ortaylı gibi beni buraya. <laughs>

adamlar da duyuyor. Slav adam Fransızca biliyor. Yani o şeyle enteresan. Afgan çalıştım ya. Afgan toprakçı adam. Haa. <laughs> bu seyretmiş. <laughs> Atanın taklidine 10 üzerinden kaç puan verirsiniz hocam? Valla vermem vermem. O ayrı da işte biraz daha böyle tanıması lazım. 6 alır mı hocam 6? Yoksa 5 mi? Yok canım ne bileyim ben ne alacağını. Herif ekmek parası şimdi boşver. <gülüyor> <gülüyor> Öyle puan verilirdi. <laughs> Valla ekmek parası da değilim. Ben gerçekten çok seviyorum kendisini. Bir mihenk taşı hepimiz için İlber Hoca. E, Mehmet Demir kola çıktığımda yapmıştı. Evet, evet o çok yerine rast geldi. E, çok çok severek. Beni biraz daha fazla tanıması lazım. Biz hocayla yani. her hafta program yapıyoruz. Evet, Orada kere... seni de çok sevdiğimiz için kulakları kulaklarını evet. çınlattık. Ee, hemen görünce de çok sorayım. Çok dedim. isterim daha yakından tanımak. Beni tanıması lazım diyor. Öyle diyor. Televizyondan gördüğümde bir tanıması lazım beni. Ondan sonra yap. Zevkle. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> şimdi izleyicilerden sana filmle ilgili e, özellikle filmdeki işte Bursa şeyler ilgili çağrışmaları ile ilgili çok fazla sorular var. Hı -hı. Ee, Vallahi hepsini e, yanıtlamak istiyorum hazır buraya çıkmışken. Benim de e, konuşmaktan zevk alacağım şeylere dönüşebilir. Şeyi nasıl e, özellikle insanlardan geri dönüşler filmle ilgili sana dönüşlerin nasıl olduğunu soruyorlar ama en çok sorulan soru mesela Selçuk Cengiz Bey sormuş. Filmin devamını çekmeyi düşünüyor musunuz? En çok onu merak ediyoruz demiş. Yok bu filmin devamı olmaz. Ben istemem devamı falan olmaz. <laughs> Yok. Devamını çekene kadar o adam ölür ben sana söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Adamı çitileyip bıraktık orada ya. <laughs> Mümkün değil yani. <laughs> Bak bir soru çok güzel. Diyor ki dünyada komedyenler yaşları ilerledikçe komediden kara mizaha oradan da daha duygusal, hüzünlü bir yerlere yalnızlık gibi temalar üzerine filmler, işler yapıyorlar. Ee, Bursa Bülbül de sanki biraz hüznüyle, nostaljiyle sizin bu tarafa doğru gittiğinizi gösteriyor mu? Özellikle Peru'yu çıkarıp attığınız sahnede e, izleyicimizin aklına o gelmiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diyor. Tarz değişikliğiyle ilgili bir şey hissetmiyorum ben. Yani Louis Defoe'nu ne yapacağız? Mesela Charlie Chaplin'i ne yapacağız? Yani öyle bir şey yok. Komedyen her yaşta komedyendir de. Mesela diyebilirsin ki sinemada değil de ben bir komik bir kabere yapayım. Sahnede yapayım. Yani komedyenler çok lezzetli kuşlar. Yani o, o kuşun susmaması lazım. Ben vallahi içimden geleni yapıyorum. Bilmiyorum ki sonra ne olacak. Yani şu an için bunu hissediyorum. Yaptım. Eee Oyuncular mesela oyuncu seçimi ya sanki o rolü... Yani de... yaşımızı aldık ağırlaşalım falan öyle bir şey yok. Ya. Ama dediğim gibi yaşımı aldım o zaman gerçekten çok istediğim şeyleri öne çekeyim diye. Çünkü benim cep telefonumda notlar kısmında aklıma gelen film düşünceleri var. Bunları ben not ediyorum. Şimdi orada birikmiş bir şeyler var. İşte onların içinden gerçekten yapmam yapmayı çok istediğim. E, ...şeyleri, e, projeleri... ...öne çekeyim kafasındayım. E, oyunculara nasıl karar verdiniz zaten Oyunculara biz... ...hep aynı şekilde karar veriyoruz. Hakan abi, ben, Necati abi... ...zekasına ve... E, ...analizine güvendiğimiz... ...değerli yapımcımız, uygulayıcı... ...yapımcılarımız Mahir, Funda... E, ...hep beraber düşünüyoruz. Kast Ajansı hep birlikte... Efendim, düşünüyoruz. Buraya kim olur? Buraya kim olur? Yani ben bir oyuncuyu düşünerek yazmıyorum. Hiç. Ee, film biraz işte biraz önce sen başta da söyledin. Yani Cem Gelinoğlu mesela e, benim arkadaşlarımın çok yakından tanıdığı bir komedyendi. Birlikte çalıştılar çünkü film çektiler. Cem'i bana tavsiye ettiler ama ben Cem'i zaten seyretmiştim. Hmm. E, hem internetteki videolarını seyretmiştim. Hem e, Aykut Enişte'yi seyretmiştim. Çok gördüm Cem'de onu yani. Cem bu dedim. Ee, işte eve geldik. Birlikte sohbet ettik falan. Cem sayesinde Özge'ye ulaştık. Özge, Özge de onun favorisi. Yani dedi ki Özge Özge Özdaçar e, çok enerjisi çok yüksekti. Müthiş tede. oynamış ya. Evet. Müthiş çok, oynamış. Yani, yani Bursa'da sahiden o evdeki o kız o. Yani çok yetenekli gerçekten. Ee, sonra Hakan abinin gözü e, bu konuda aslında birinci şey Hakan abi. Hakan abi çünkü Türkiye'de komedi yönetmenlerinde bence e, çok kıymetli bir noktada. E, ve hepsini tanıyor yani. Hangi oyuncudan ne alabileceğini biliyor, hepsiyle çalışmış. İşte Toygan da Hakan abi sayesinde girdi girdik, iyi ki girmiş e, hayatımıza. Diğer oyuncularda mesela Melek abla e, fikri bir anda Hakan abiden geldi. olanlar oldu da mesela Ülkü Duru fikri de Hakan abiden geldi. Yani Hakan abi varken... Bizim çok fazla konuşmamıza gerek yok. Sadece ben orada oyuncu ile beraber işte İtalyan provalar, bir şeyler e, o düşün diyorlar ya işte e, onları yaparken oyuncuya yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında e, böyle hani daha önceden bunu bu oynar, bunu bu oynar gibi pek düşünmüyorum yazarken. Hepsini bütün karakterleri ben oynarken şey yazarken oynuyorum içimde. Bursa Bülbülü komedi filmi değil miydi? Ben niye ciğerim çıkana kadar ağladım bu finalde? Ya yani ee... Bursa Bülbülü türü komedi, müzikal, drama. Yani bilinçli bir tercih miydi ee, yoksa yazarken oraya mı gitti diye soruyorlar öyle mi gelişti? Yok ben onu düşünmüştüm daha önceden ama zambaklar da beni oraya daha hızlı attı. Gelen bırakayım ya, seni oraya. Teyze o hikayeyi söylemiş <gülüyor> sana. <gülüyor> teyze söyledi hikayeyi ben seni oraya bırakayım dedi. Ee, yani dediğim gibi o öyle oldu. Ee, başında sen de söyledin aslında bunu çok güzel bir izleyicimiz doğdu duyguda görünen o. Bence bu final üzerine durmayalım artık Biraz gırgırıya neşeli günler hissiyatı da veriyor demiş. Ertem e, tabii Eğilmez, onlarla Avzu büyüdük. Yani, geri götürüyor demiş. O filmler çekilmemiş olsa Gırgıriye'ler, işte Ertem Eğilmez sineması, Yavuz Turgul sineması, Nesli Çöl geçen yani o Yeşilçam olmasa böyle bir şey yapamayız. O, o yeşil gölgesinde büyümüş çocuklarız. O kozalaklar düştü kafamıza yani. Kalbimize de düştü. Şu an hala mesela sen Havam sınıfını sinemada seyrettin mi? Hayır. Ben seyrettim mi? Hayır. Daha önce seyrettik mi? <laughs> tamam yapmayacağım. Bu aramızda. <laughs> Bir, bu başlarsa bitmez. Tamam kapattık. Ee, ama televizyondan filme aşık olduk mu? <laughs> televizyondan aşık olduk mu filme? Artık çok, Artık çok geç. <laughs> televizyondan olduk mu? Demek ki. Dijital de aynı şey. Televizyondan oluyor. <laughs> oluyor. Yani yapma, yaptırma. Sahneyi geri alayım istiyorsan rahatlamak için. <laughs> Hoca sabah hocayla konuştum. <laughs> gerçekten konuştum bu arada. Hocam Hoc baş tacı, hocam bir diz ameliyatı geçirmiş. Buradan <laughs> selam yollayalım. Şimdi bak onu söyleyeceğim. Hocam geçmiş olsun. Evet Fatih hocamız gerçekten kıymetlimiz, canımız, ciğerimiz. Hocamız ameliyat olmuş. Ee, ameliyat olmuş. Çok geçmiş olsun diyoruz. Ee, bu vesileyle senin hani şu yaptığın vesilesiyle hem hocayı hatırlayalım hem de kulaklarını çınlatalım istedik. Yani televizyondan da sevilebiliyor işler. Biz işte hiçbirimiz sabaham sınıfını sinemada izlemedik. Yani olabiliyor. Sana bitirirken Galatasaray sormamla ilgili çok fazla şey talep var. Ee, Galatasaray bu sene iyi gidiyor. Işte, i̇yi gidiyor evet. e, e, Fatih Hoca'yı çok seviyoruz tabii. Bir Fenerbahçe tespiti yaptırmayacaksın değil mi bana? Aynen, Ama hiç yapayım mı ya? Yap hadi Bak be. spor yazarı olsaydım. Yap. Bir Galatasaraylı olarak düşünmeyin beni ama. Benim Avrupa yakasında o gazete okuma şeyimi hep görüyorum onu bir van gibi sürekli böyle karşıma çıkıyor. O doğaçlama bir sahneydi. O an gazetede olanlardan bir anda çıktı da. Şu an bir düşündüm ben Fenerbahçe'yi seyredince. Fenerbahçe'ye ne lazım biliyor musun? Bak biz Galatasaraylar ne zaman bayram ettik? Alex gidince. Fenerbahçe'ye Alex lazım. Yani Fenerbahçe'de öyle bir on numara olması lazım ki. <laughs> Saraylar kızmasın bana. <laughs> ama gerçekten yani Fenerbahçe'nin onları, on numaraları korku yaratırdı. Yani, yani tabii ondan önce Alex'ten önce Oğuz Çetinler falan. Yani böyle takımın ruhunu taşıyacak bir on olursa etrafını kurarsın. Şimdiki on numaraları da çok gencecik pırıl pırıl bir kardeşimiz Arda Güler. Hiç i̇şte çok genç ama daha. Tabii. İlişe, yani bırak bir oynatsalar muhtemelen bir Alex olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek de oynatmıyorlar çocuğu. İşte bir, bir öyle bir bir on bulduğu zaman yani korkutucudur Fenerbahçe. Yani bir Galatasaraylı olarak bunu net söyleyeyim. Yani öyle bir sembolü bulduğan ürkütücü olur, korkutucu olur. Galatasaray'da da mesela forvetler her zaman gelenektir öyle. Hmm. E, şu anda da yakaladı onları. Ben Okan Hoca'dan çok memnunum. Ben çok ben de çok beğeniyorum. Yani e, futbolcu kendi idolümüzdü. Çok severdik. Bence de çok büyük bir yükün altından güzel gidiyor, güzel. Kampiyonlu mu diyorsun? Yani zaman gösterecek ama şu an iki hafta sonra kupa veriliyor olsaydı şu an resim o ama yani bu inersin çıkarsın ee, bakacağız göreceğiz. Fatih Terim ileride Galatasaray'ın başkanı olur mu? Hocaya sor bana niye soruyorsun? Olur mu? Hayır olur mu? Neden olmasın bilmiyorum. Sen bir Galatasaray bilmiyorum. olarak ben ne Ben aynı zamanda Arjantinliyim biliyorsun. <laughs> Bak o Arjantin'de. Yine bir futbol saptaması. Napoli'li çocuk neydi onun adı? Di Martini miydi? Yok o içki. Di Martini değil. Martini Bianco o da içki. <gülüyor> neydi? <gülüyor> Martinez. Ee, <laughs> o Martinez o var ya Temoto yolu çocuk. Yani o çocuk gününde olsaydı Messi'ye kadar kalmayacaktı iş. Neler 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 kaçırdı. Evde ben attım aynı pozisyonda halılara divanlara yastıklara A ben attım ya ben attım aynı golü atar mıyım <laughs> atarsınız hocam atarsız. hayır atamaz adam cahil cahil konuşuyor 130 kilo adam kalp sektesini vurar Allah korusun taşı kardı yaşı da kardı <laughs> hadi bitir artık <laughs> biter mi sen kalk ben geçeyim yani yapacak bir şey yok. <laughs> Alex almayı unutmayın. <laughs> Bursa birbirini seyredin mutlaka. <laughs> Bursalılara sevgiler. O düştüğü için oyundan ben devam ediyorum. <laughs> Kapatırsa. Sevgili seyirciler <laughs> bu akşam az önce konuştuğun konu Candaş Tolga'ydı. Haftaya salı akşamı saat 20'de başka bir konukla. Konuk patladı bana kaldı ihale. Esen kalın. <laughs> Dön Bunu tam ya. böyle burduğun anda Mesut yarın <laughs> arkasından horoz geçirdim ben ya. Orsan TV çekiyoruz. Ya starda. Evet. Horoz geçirdim. Hoşçakalın <laughs> falan yapıyor. Aa, yakıştı arkada horoz. Çok komik yıllarımız oldu. <laughs> Beyaz zambaklarla bitirmeyeceğiz biz programı. Şöyle. Ya yapmayalım o kadar sentimental. Sen <laughs> ver oradan gitsin yani böyle bir yani bu kadar şu an içimden arkadaşın gelmiyor. Arkadaşın bu kadar yükselmiş bu şarkıya. Hayatım şu an güldük içimden gelmiyor ama öyle içinden gelecek. Sen burası. söyleme ya ben bitirirken çalayım şey. Çal ha? ha. onun izni istiyorum senden bir şey demedim. Ben nasıl şu an sazlar yok. <laughs> yok tamam içimden gelmiyor. Sazlar gelmiyorsa... çocuklar bak orada hep aç bekliyorlar. <gülüyor> 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 Kemal gelin bak adam beyaz zambak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> yok yok vallahi içinden geliyor. Bir arkadaşım video yolladı Alaçatı'da bir yerde tatilde. <laughs> Filmin çıktığı gecesinin akşamı eee sokakta çalan müzisyen abilere beyaz zambakları öğretmeye çalışmış. Telefondan dinliyor. <laughs> adam tabii yani, bir şekilde işini yapacak ya. Şarkıyı da bilmiyor. Öyle kommuş ki. Öyle komik ki. Böyle bir çocuk zambak evet falan hadi dedim ya yapmayın. Ya. Birkaç güzel adam bir kulağına otursun öyle ya. <laughs> bir çocuk so gülmüş dudaklarında bir çapkın eda var bakışlarında. Hadi sen çal bit. Ata çok teşekkür ediyorum gerçekten. Vallahi çok güzel program oldu. Sağ film hocam. çok güzel bir film olmuş. İnşallah. Ee, i̇zleyicilerden gelen çok güzel tepkiler var. Böyle herkesin kendisine ait bir sahnesi olmuş bir filmde. Bu da çok güzel. Evet. Ee, vallahi emeklerinize sağlık. Hepinizin. Bayıldım ben filme. Emeği geçen her arkadaşıma, bütün ekibe, sanat ekibine, kostüm ekibine, makyaj ekibine, yönetmenimize, yönetmen yardımcımız Merve'ye, Necati abi'ye, uygulayıcı yapımcılarımıza, ismini şu an unuttum, bütün oyunculara, hepsine buradan selam olsun ve Erdek'teki ve Bursa'daki yardımcı oyunculara, 300-400 kişilik büyük gruplardı ve peruklarla o yaz sıcağında çok acılar çekildi ama gık denilmedi. İnşallah onlar da şu an mutlu oluyorlardır. Onların da tuzunun, biberinin, vücudunun, terinin geçtiği bu işte.